1518 Temmuz'un ortalarında Strasbourg şehrinde bir kadın sokağa çıktı ve deliler gibi dans etmeye başladı. Birkaç gün sonra hala dans ediyordu. Bir hafta içerisinde yaklaşık 100 kişi aynı karşı konulmaz dans dürtüsüyle tüketilmişti. Yetkililer etkilenenlerin ancak gece gündüz dans ettikleri takdirde iyileşeceklerine ikna olmuşlardı. Bu yüzden dans etmeleri için lonca salonları ayrıldı. Müzisyenler de onları hareket ettirmek için boru ve davul çalmak için tutuldu ve profesyonel dansçılara onları ayakta tutmaları için para verildi. Günler içerisinde kalbi zayıf olanlar ölmeye başladı. İnsanların düşüncesi bu fenomeniye sahip olan şeyin çarklar saplarında büyüyen psikotropik bir küf olan ergotu yutmuş olmalarıydı. Ama bu pek olası gibi görünmüyordu. 1518'in Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşık 400 kişi bu çılgın şeyi deneyimlemişti. Sonunda vagonlara yüklendiler ve bir şifa tapınağına götürüldüler. Eylül başına kadar salgın gerileyemedi. Salgın tam 3 ay sürmüştü ve 3 ay sonra insanlar bir anda durmuştu. Hayatlarına devam ediyorlardı. Konuyla ilgili kabul edilmiş bir açıklama olmamasına rağmen bazıları bu olayın uydurma olduğunu düşünmüş ise de çok tarihçi bu görüşü kabul etmemiştir. Fakat hastalığın ardında yatan nedenlere dair mantıklı bir açıklamada bulunamamaktadır. Bu dans olayının Avrupa'da ilk kez patlaması değildi. Aslında 1518'den önce dans eden 10 kadar çok salgın bulunmaktaydı. 1374'te biri günümüz Belçika'sının kuzeydoğusunda Fransa'nın ve Lüksemburg'un birçok kasabasını sarmıştı. 1518 vakası önceliklerden daha zengin bir kaynakta çeşitliliği ve en iyi belgelenmiş vakadır. Avrupa'da meydana geldiği neredeyse kesinlikle sonuncusu olmasına rağmen ilk değildi. Peki bu tuhaf fenomeni nasıl açıklanabilir? Popüler bir fikir dansçıların çavdar saplarında büyüyen psikoteknik bir küf olan ergotu yutmuş olmalarıydı. Ancak bu pek olası değil. Ergotizm sanrıları ve spazmları tetikleyebilir. Ancak aynı zamanda tipik olarak eklemlere giden kan akışını keserek koordineli hareketleri zorlaştırmaktadır. Ayrıca dansçıların sapkın bir tarikatın üyesi olduğu da öne sürülmüştür. Bu aynı zamanda olası değildir çünkü çağdaş etkinlerinin dans etmek istemediğinden emindi ve dansçılar yapabildikleri zaman sefaletlerini ve yardıma ihtiyaç olduklarını ifade ettiler. Üstelik bu insanlara sapkın muamelesi yapılması yönünde de bir öneri bulunmamaktaydı. Diğer bir düşünce, bunun bir toplu histeri salgını olduğudur. Bu özellikle 1518'de Strasbourg'un yoksulları nesiller boyu bilinmeyen bir ölçekte kıtlık, hastalık ve manevi çaresizlik yaşadıkları için çok daha makul gelmektedir. Ancak kendi içerisinde bu teori insanları sefalet içinde dans ettirdiğini açıklamaz. Bazı kişilerin veya dansçıların trans halinde oldukları gerçeğine inanıyor. Aksi takdirde bu kadar uzun süre dans edemeyeceklerini düşünmektedirler. Aşırı psikolojik sıkıntı yaşayan ve ruha sahip olma olasılığına inanan kişiler, trans durumunun ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu bilmekteyiz. Tüm bu koşullar, açlık, kıtlık, sefalet 1518'de Strasbourg'da yerine getirildi ve bu olasılığı ortaya çıkardı. Şehrin yoksulları şiddetli kıtlık ve hastalıklardan muzdaripti. Ve en önemlisi zihinlerini ele geçirme ve korkunç zorlayıcı bir dans yapma gücüne sahip olan Aziz Vitus adında bir azize inandıklarını da biliyoruz. Bu son derece savunmasız insanlar Aziz Vitus'un lanetini tahmin etmeye başladıklarında trans durumuna girme olasılıkları da arttı ve bir kez içerisinde lanetli rolünü oynadılar. Her seferinde günlerce çılgınca dans ettiler. Bu yüzden salgın hem çaresizliği hem de dinsel korkunun bir sonucuydu. Hastalığın ilerlemesi durmadığı için dansçılar bir yerde toplatıldı ve merhamet dilemek için bir tapınağa götürüldü. Dans eden insanlar ilk zamanda hareketli olsalar da belli bir süre sonra durulmaya başladılar. Çünkü onları besleyen doğaüstü inançlar yavaş yavaş yok oluyordu. Kısa vadede Strasbourg gibi şehirler reform sıratında protestan oldukları ve dans eden vebanın bağlı olduğu aziz ibadetlerini reddettikleri için artık dans etmiyorlardı ve bu duyguya doğru duyarlı değillerdi. Her ne kadar bu şeyin neyin tetiklediği bilinmese de insanların dinsel dürtüleri veya inandıkları şeyler zihinde bulanıklığa, korkuya veya saçma görünebilecek şeyleri yapmaya itebilmektedir.
Modern bilimde bu psikolojik bir rahatsızlık olarak gelse de aslında insanların kendi kendilerini empoze ettikleri ve yaşattıkları şeyler olabilir. Aslında beynimiz orada olmayan veya olmayacağını düşündüğümüz şeyleri olmuş gibi hissettirebilir veya yaptırabilir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.